Merhaba arkadaşlar. Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yine çok kolay ve çok güzel bir örgü modeli göstermek istiyorum. Bu modeli farklı iplerle farklı projelerinizde uygulayabilirsiniz. Bebek hırkalarında, kazaklarında veya yetişkin hırka kazaklarında uygulayabilirsiniz. Daha kalın iplerle bu modelle bebek battaniyesi örebilirsiniz. Çok amaçlı bir örgü modeli kabarık 3D görünümlü bir model modelimin ön yüzü bu şekilde bu da modelimin arka yüzü elimdeki bu parçayı ben altın ilmek markasının bebe yünüyle ördüm bimden aldım bir yündü bu tavsiye edilen şiş numarası 5 55 ben 5 numarayla ördüm videonun devamına ve modelin yapımına geçmeden önce her zamanki gibi yine hatırlatmak istiyorum. Eğer bu tarz videolarımın devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yazmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Model toplam 4 sıradan oluşmakta. Modeli uygulamak için atmamız gereken ilmek sayısı çift sayı olması gerekir. Bu nedenle ben modeli size 12 ilmek üzerinden anlatacağım. 12 ilmek attım döndüm arka yüzdeyim model ön yüzden uygulanmaya başlanacağı için şimdi ben arka yüzde bir sıra örüyorum bu sıranın modelle herhangi bir bağlantısı yok Geldim modelimin ön yüzüne. Ön yüzde modelimin ilk sırasını uyguluyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna bir ilmek kalana kadar aradaki tüm ilmeklerimi modelimin ilk sırasında ön yüzde düz örüyorum. Kenar ilmeğe geldim. İpimi öne aldım. Kenar ilmeğimi her zamanki gibi ters örerek ön yüzden ilk sıramı tamamladım. Döndüm modelimin arka yüzündeyim. İkinci sırama başlıyorum. Arka yüzde ikinci sıramı ters örgü yapıyorum. Kenar ilmeğini Örmeden aldım. İpimi benden yana aldım. Sıra sonuna kadar ters örüyorum. kenar ilmeğe geldim. Kenar ilmeğinde ters örerek sıramı tamamladım. Arka yüzden ikinci sıramı ters ördüm. Geldim tekrar ön yüzdeyim. Ön yüzde modelimin üçüncü sırasını uyguluyorum. Üçüncü sırada kenar ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmekleri ikişer ikişer düz olarak toplayacağım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeği düz olarak topluyorum. Ancak arka iplerinin içinden bakın şişimi her iki ilmeğin içinden geçirerek arkaya çıkardım. İpimi aldım. İki ilmeği birlikte düz ördüm. Arka iplerinin içinden düz ördüm. Yine sıradaki bir iki ilmeği Birlikte arka iplerinin içinden düz örüyorum. Yine 1 2 ilmeği birlikte arka iplerinin içinden düz ördüm. Yine sıradaki 1 2 ilmeği arka iplerinin içinden düz ördüm. Yine sırada 1-2 ilmeğimi arka iplerinin içinden birlikte düz ördüm. Kenar ilmeğime geldim. İpi öne aldım. Kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım. Ön yüzden 3. sırayı ördüm. Bu işlem sırasında bakın aradaki ilmekleri ikişer ikişer ördüm için azaltmış oldum. Şimdi döndüm. Arka yüzden modelin son dördüncü sırasındayım. Bu sırayı örme esnasında üçüncü sırada azaltmış olduğumuz ilmekleri burada tekrar yerine getireceğiz. Arka yüzde son dördüncü sırayı örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Şimdi şu aradaki ipin içinden bir ilmek alıyorum. Bakın, ilmeğe batmadan önce şişimi aradaki şu ipin içinden batıyorum. Bir ilmek düz alıyorum. Bir sonraki ilmeği düz ördüm yine. Şişimi araya şu ipin altından batarak battım. Bir ilmek düz aldım. Yine bir düz ördüm. Bir ilmek aradan düz aldım. Bir ilmek düz ördüm. Yine aradan bakın buradan bir ilmek düz aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Şimdi bakın kenar ilmeğe geçmeden önce Başlangıçta kenar ilmekten sonra aradan ilmek almamıştık. Sıra sonunda kenar ilmekten önce bakın şuradaki ipin arasından batarak mutlaka ilmek almayı unutmuyoruz. Aksi takdirde ilmeklerimiz azalır. İpimi öne aldım, kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirdim. Bakın tekrar sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 ilmeğim oldu. Bir tur modelimi uyguladım. Model çok kolay. Duruşu da çok güzel. Şimdi bir tur daha uygulayalım. Ön yüzde ilk sıramızı örüyoruz. Kenar ilmeği örmeden aldım. Sıra sonuna bir ilmek kalana kadar ön yüzde tüm ilmekleri düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örerek sıramı bitirdim. Arka yüzde ikinci sıradayım. Kenar ilmeği örmeden aldım. Sıra sonuna kadar arka yüzde tüm ilmeklerimi ikinci sırada ters örüyorum. Döndüm. Ön yüzde üçüncü sıradayım. Şimdi burada kenar ilmeğin dışındaki ilmekleri ikişer ikişer düz olarak topluyorum. Ancak arka iplerinin içinden bakın. Üçüncü sıradayım. Ön yüzde ilk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeği arka iplerinin içinden düz ördüm. Üçüncü sırada ilmekleri azaltıyorum. Yine sıradaki iki ilmeği arka iplerinin içinden düz ördüm. Yine 2 ilmek arka iplerin içinden düz. Aynı şekilde sıradaki 2 ilmeği arka iplerin içinden düz topladım. Yine bakın sıradaki 2 ilmeği arka iplerin içinden düz ördüm. İpimi öne aldım. Kenar ilmeği de ters örerek sıramı bitirdim. 12 ilmekten 2 4 6 7 ilmeğim kaldı. Şimdi döndüm. Son dördüncü sırayı düz örgü yapıyorum ancak düz örgü esnasında aralardan da ilmek alıyorum. Kenar ilmekten sonra ilk ilmeği burada almıyorum. Düz örüyorum. Bir aradan düz bir normal düz. Bir aradan bir normal bu şekilde devam ediyorum. Bu taraftaki kenar ilmeği örmeden önce mutlaka aradan bir düz ilmek alıyorum. Arka 104. sıra kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Şişimi araya battım. Bir ilmek de aradan düz ördüm. İlmeği düz ördüm. Bir ilmek aradan düz ördüm. Yine ilmeği düz ördüm. Bakın. Bir ilmek aradan düz. Bir ilmek. Düz örüyorum. Bir ilmek aradan düz yine bir ilmek normal düz. Bir ilmekte kenar ilmeği ile bu ilmeğin arasından almayı unutmuyorum. Bakın şu ipin arasından düz örüyorum. İpi öne aldım. Her zamanki gibi kenar ilmeğini ters örerek modelimi iki tur uyguladım. Dördüncü sıramı tamamladım. Yine sayalım. 2 4 6 8 10 12 ilmeğimiz oldu. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ederek daha önce de göstermiş oldum. Şu parçadaki modeli elde ediyoruz. Çok güzel bir model. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yapımı da çok kolay ve çok çabuk ilerleyen bir model. Evet arkadaşlar bugünkü modelim bu kadar. Umarım videomu ve modelimi beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.